Medyaskop TV özel yayınından merhaba. Az önce AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısını bitirdi ve daha öncekilere ek olarak 20 ilin belediye başkanını daha açıkladı. Böylece 81 ilin 60 adayını açıklamış oldu. Özetle Türkiye'deki illerin, ki aralarında büyük şehirler de var, 4'te 3'ünü AKP adaylarını açıklamış oldu. Dikkat çeken iki isim vardı: Ankara ve İzmir adayları. Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de ise eski bakanlardan Nihat Zeybekçi belediye başkan adayı oldu. İstanbul ise hala yok. Binali Yıldırım isimleri dolaşıyordu. Ancak gelen bilgiler bunun, İstanbul adayının isminin Erdoğan'ın Güney Amerika gezisinin ardından açıklanacağı şeklinde. İşte bu adayları konuşacağız. Konuşacağımız isimse Ankara'nın kıdemli gazetecilerinden Erdem Gül. Erdem Gül, merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Kısaca şunu sormak istiyorum. AKP adaylarının 4'te 3'ünü açıkladı. Bu adaylar bize ne söylüyor? Kuşkusuz MHP ile bazı işbirliklerinin gölgesinde bunları yanıtlandıracaksın. Seni dinliyoruz. Evet, MHP destekli AKP adayları diyebiliriz, özellikle Ankara ve İstanbul için. Bir de başka bir şey daha söyleyelim. Aslında AKP'yi var eden yerel yönetimler vaktiyle Necmettin Erbakan'ın Refah Partisi ve daha sonra Fazilet Partisi'ndeki 1994 ile başlayan temellerin üzerinden 25. yıla giriyoruz. Bu seçim 25. yıldır. 25. yılda AKP yerel yönetimlerde hala devam mı tamam mı adaylarını açıklamış oldu. Ankara ve İzmir'i gördük seçimin en popüler 3 ilinden. Fakat GART'ta bir düşüklük var bugünkü aday açıklamada. O da neden? İstanbul adayı yok. Bu seçimin yıldızı İstanbul adayıdır. Biz biliyoruz ki Meclis Başkanı Binali Yıldırım çok büyük ihtimalle, hani siyasette her zaman olabilir ama çok büyük bir değişiklik olmazsa İstanbul'un adayı olacak. Ama bugün asıl flaş yıldız olarak İstanbul adayı açıklanırsa büyük haber değeri olurdu. O olmadı. Biraz daha sıradan Tayyip Erdoğan'ın ben kararımı verdim, İzmir ve Ankara'yı koyuyorum, Nihat Zeybekçi ve Mehmet Özhaseki dedi. Salondan da bilinen alkış dışında, hani çok aman aman olağanüstü denilen haber değeri manşet olacak bir gün yaşamadık doğrusu. Peki neden duyamadık İstanbul adayını? Acaba bazı sorunlar mı var? Binali Bey'in direndiğine dair de haberler vardı ama senin bu konuda bir bilgin ya da yorumun ya da spekülatif de olsa bir görüşün var mı? Dün bugün bazı kulis haberleri de yazılıyor, okuyoruz ya da partililer konuşuyor, kulislerde konuşuluyor. Esas mesele, biraz daha geriye gidersek, eğer 24 Haziran seçimi öne çekilmemiş olsaydı daha önce hesaplar değişik olacaktı ve yerel seçimi önce yapacaktık, hatırlayalım. Daha bir genel seçime doğru yol alıyor olacaktık, şimdi yerel seçimi yapıyor olacaktık. O zaman da Binali Yıldırım'ın adaylığı gündemdeydi. Hatta parti içinde şöyle gündemdeydi. Parti içinde kamuoyuna çok açıklanmasa da birkaç odaktan söz ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin, liderlik şemsiyesinin altında. Bu odakları, birkaç unsuru sayarsak: bir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu odağı. İki, Enerji Bakanı Berat Albayrak odağı. Üç, Binali Yıldırım da her zaman özgür ağırlığı olan bir isimdir. O zaman da bu odakların, Binali Yıldırım'ın İstanbul'a gitmesi, ama o zaman tabii genel seçim olmadı, ülke yönetimi aynı biçimde, aynı formüllerle sürüyor diye düşünmeliydik. O isimlerin Binali Yıldırım'ın adaylığı konusunda çalıştıkları söylenirken, örneğin Binali Yıldırım çok yakın çevresinden biliyoruz ki beni aday yapıp Ankara'dan göndermek istiyorlar. Ama ben bu adaylığı istemiyorum, ben Ankara'da kalmak istiyorum biçiminde yaklaşımları vardı. Hatta şu ifade kendisinindir: ben son başbakan olarak tamamlamak istiyorum şeklinde ifadesi vardı, benim İstanbul'u isteyenlere karşı biçiminde. Son başbakan olarak tamamladı gerçekten başkanlık sistemine geçtiğimiz için, ama sonra bir görev daha çıktı, meclis başkanı oldu Binali Yıldırım. Şimdi de üzerinde hala Binali Yıldırım gönülsüz, ama tabii ki AKP'de işler göreve talip olunmaz, görev verilir anlayışıyla sürdüğü için kendisine İstanbul görevi var. Anladığımız kadarıyla Binali Yıldırım bu görevi çok gönülsüz de olsa, tabii ki direnme biçiminde bir gelenek AKP'de yok, son ana kadar eğer gönülsüz de olsa kabul ettirilecektir kendisine. Büyük ihtimal İstanbul'da bazı adaylara, kendi çevresiyle ilgili ilçe adayları ve çalışma arkadaşlarına biraz daha müdahil olmak istiyor.
Ve Cumhurbaşkanı'nın sizin söylediğiniz gezisinden dönüşünde gelecek hafta biraz daha İstanbul'a yönelik şaşalı bir yöntemle aday açıklaması gündeme gelecek. Yine bugün duyamadığımız iller arasında Adana, Mersin, Manisa da var ki bu üç il büyük şehirler bunlar ve MHP'nin arzu ettiği iller ki buralarda Bahçeli adaylarını açıkladı. Bunları duyamıyor olmamızın sebebi acaba burada AKP MHP adaylarını destekleyecek, ne dersin? Aslında AKP geleneğine çok uygun değil. MHP bunu çok kolayca yapabiliyor. Biz bu üç büyük şehirde zaten bu üç büyük şehirde aday göstermiyoruz. Dolayısıyla AKP adayını destekleyeceğiz biçiminde, net bir biçimde söylüyor ama AKP'de kolay değil bu. Hem Türkiye'nin en büyük partisi, hem gelenekler itibariyle kendisi dışında diğer kesimlere çok yönetim organlarında yer verme geleneği olmayan bir parti. 17 yıllık iktidar bakımından, ama anladığımız kadarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'i alma karşılığında MHP'ye bu Çukurova dediğimiz bölgede ve MHP'nin en güçlü olduğu bölgeler buralar. Mersin ve Adana'da hatta şu anda belediyeyi elinde tutuyor. Buralarda hala masada büyük oranda İstanbul ve Ankara, İzmir'de MHP'nin AKP'ye sağladığını AKP'de MHP'ye sağlayacak. Hatta AKP içinde buna gönülsüz olanların varlığından da söz ediliyor kulislerde. Buna karşı çıkanlar olduğu da belirtiliyor ama son karar olarak Tayyip Erdoğan orada bir formül bulacaktır ve AKP'nin güçsüz, sıradan, isimsiz, no name ya da hiç aday göstermeyerek MHP'ye bir ön açma formülü geliştirecek diye duyuyoruz. Peki bu aslında iktidar partisi için ciddi bir handikap değil mi? 25 yıl sonra Türkiye'nin bu Akdeniz Havzası'nın ki ticari anlamda, ekonomik anlamda güçlü illerinde olamamak. Ben aynı zamanda AKP için bir handikap olduğu kadar şöyle bir nokta da görüyorum zaten. Ankara, İstanbul ve İzmir'i düşünürsek bir ay önce yerel seçimlerde ittifak yok deyip tam bir ay sonra yeniden görüşüp muhalefette de o arada hareket olduğu için apar topar görüşüp yeniden ittifak kararı almalarının hem AKP hem MHP seçmeninde gönülsüzlüklere, kırılganlıklara ve oy kaçmalarına neden olacağını düşünüyorum. Çukurova dediğimiz Akdeniz Havzası için AKP seçmeninde bu olacaktır. Üç büyük şehirde de MHP seçmeni açısından olacaktır. Muhalefet de zaten AKP'den sonraya kalarak buna uygun isim, buna uygun aday şansını elinde tutuyor. Erdem gibi de şunu sormak istiyorum. Bugün grup toplantısını izlediğinizi sanıyorum. Genel olarak bugün açıklanan, evet, 20 aday ve daha öncekilerde AKP teşkilatlarından gelmiş isimler ve bürokratlara yer verildi. Burada hatta Diyarbakır Belediye Başkanı adayı ise bir atanan kayyumdu. Kayyum. Bu bize bir şey söylüyor mu? Söylüyor tabii. Çünkü bizim artık içine girdiğimiz AKP ile AKP'nin, hani eskiden de konuşurduk, örneğin eskiden 90'lı yıllarda ANAP, DYP için seçim dönemlerinde daha devlet olan İçişleri Bakanlığı yapmış, müsteşarlığı yapmış ya da İçişleri Müfettişliği yapmış bir devlet, tırnak içinde devlet diyebileceğimiz adaylar bu partilerden, isimler bu partilerden aday gösterilirdi. Artık tek zaten parti var devlet bakımından, bir kayyum meselesi bunu gösteriyor. AKP'li ile kayyuma atanmış oluyor HDP'nin belediye başkanı ama kayyum aynı zamanda hem AKP hem devlet demek. Bu resim karşımızda bu. Tayyip Erdoğan'ın daha teşkilattan gelme isimleri tercih etmesi öteden beri bir geleneği zaten. Teşkilatçı bir isim. Türk tipi başkanlık sistemini getirirken de kendi içinde örneğin Binali Yıldırım'a vermiyor iktidarı. Tek kendi elinde tutuyor. Bu bakış açısı da önemli. Geçmişteki Özal Demirel deneyimlerini yansıtması bakımından. Teşkilat da kendi elinde bizzat yol alan bir teşkilat. Bağlılık, ileride çıkabilecek siyasal kombinezonlara uygun olarak o isimlerin teşkilatta ya da belediyelerde görev alacak isimlerin kendisine çok yakın isimler olmasına özen gösteriyor. Peki, çok teşekkürler Erdem Gül, kolaylıklar. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar tekrar. Sağ olun. Evet, bu özel yayınımızda Erdem Gül, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 60 ilde açıkladığı belediye başkanı adaylarını konuştuk. Başka bir özel yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.